Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hazırlık çalışmasındaki hayvanlar birçok edebi eserde niçin insan gibi düşündürülmüş ve konuşturulmuştur sorusunu ilk birinci soru olarak ele alalım. Öncelikle düşündürülmek ve konuşturulmak derken neyi anlamalıyız? Biliyorsunuz önceki dersimizde şiir konusunda teşhis ve intak sanatını kullandık. Öyle değil mi? Gördük. Teşhis ve intak sanatı neydi? Hayvanların insan gibi konuşturulması. Hayvanların veya hayvan dışındaki cansız, yani insan dışındaki varlıkların, insan dışındaki varlıkların konuşturulması demiştik. İnsan gibi davranması demiştik. Peki o zaman birinci maddemiz. Fabllarda hayvanlar insan gibi konuşturulur ve düşündürülür. Birinci özelliğimiz bu. O zaman fabülaların birinci özelliği bu. İnsan gibi konuşturma ve düşündürme. İki, şimdi tekrar sorumuza bakalım. Hayvanlar birçok edebi eserde niçin insan gibi düşündürülmüş ve konuşturulmuştur? Aşağıdaki metinden hareketle cevap verin. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki metini okudum. Metinde gururlanan, kibirlenen bir farenin deveye kılavuzluk ettiği için gururlanan ve kibirlenen bir farenin deve tarafından ders verilmesi, deve tarafından bu gururunun, kibirinin kırılması konusu işlenmiş. Şimdi hayvanlar için gururlanmanın, kibirlenmenin veya bir hayvanın diğer hayvana gururundan ve kibirinden dolayı ders vermesinin normal gerçek hayatta, yaşadığımız hayatta, hayvanlar aleminde bir anlamı var mıdır çocuklar? Yok. Peki neden bu metni yazan böyle bir şey yapmış? Çünkü gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Ancak gururlu ve kibirli insanlara onların yaptığı davranışın yanlış olduğunu belirtmek, benimsetmek, anlatmak için insanın insana böyle bir ders vermesi hedeftir. Değil mi yaşadığımız dünyada? Evet. Çünkü dünyada hayvanların yapacağı vazifeyle insanların yapacağı vazife ayrı ayrı. O zaman burada değerli arkadaşlar, edebi eserlerde biz okurlara, okuyuculara, insanlara, özellikle bu metin özelinde alırsak, gurur ve kibir yapan insanlara, kendisinin boyundan büyük işler yapan insanlara bir ders vermek, bir öğüt vermek, onlara yol göstermek amacıyla yazıldığını ifade edebiliriz bu metin. Öyle değil mi? O zaman burada metinden de hareket edersek, bakın orada deve ne diyor? Ey dağda ovada bana arkadaş olan, bu duraklama niye? Niye şaşırdın diyor. Ve sen benim kılavuzumsun, benim öncümsün. Değil mi? Yol ortasında durup susma, bana yol göster. Karşı tarafta diyor ki ben boğulmaktan korkarım. Deve ona diyor ki madem senin dizinden büyük bu girdiğimiz su, madem senin tependen 100 arşın geçiyor, o zaman yani öyleyse bir daha küstahlık etme de cismin canın yanıp yakılmasın. O zaman boyundan büyük işlere kalkışma. Kendinle beni karşılaştırma, öyle değil mi? Senin cismin ne? Yani boyutun ne ki benim gibi kocaman bir deveyle kendini bir tutuyorsun? Öyle değil mi? Ve gururlanıp kibirleniyorsun. Sanki ben anlamadım. O zaman değerli arkadaşlar, burada verilmek istenen mesaj, sizlerin de anladığı gibi gururlu, kibirli insanlara bir ders vermek. Boyunu aşan işlere girişmemesi, gurur ve kibir yüzünden yanlış işler yapmaması, öyle değil mi? Bunları burada ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. O zaman değerli öğrencilerim, bu metnin yazılması, bu metnin ortaya konması, edebi eserlerde hayvanların konuşturulması, insan gibi düşündürülmesi, insanlara bir ders vermek, onlara bir yol göstermek amacını ne yapmaktadır? Taşımaktadır.
İşte edebi eserlerde sevgili arkadaşlar, hayvanlar, insan dışındaki varlıklar konuşturulup insan gibi davranışta bulundurulur ki insanlara bu yolla ne yapılsın? Öğütler verilsin, ders verilsin. Çocuklar, şimdi insan ruhu, insan psikolojisi öyle bir şeydir ki doğrudan ona yanlışı söylendiği zaman hoşuna gitmez. Eğer mesela arkadaşıysa hemen tepki verebilir. Kızar, bağırır. Ama siz gerçeği söylüyorsunuz. Ama mesela bir büyüğü söylerse, büyüğüne saygıdan dolayı bir şey demez ama içinden pek hoşlanmaz. Çünkü doğrudan onun eksiğini, yanlışını söylüyorsun, böyle yapma diyorsun, öyle değil mi? Ama bir yaşanmış bir örnekle veya bir hikayeyle, bir özlü sözle, bir atasözüyle dolaylı olarak anlatılırsa, o zaman eğer karşı taraf, yani hatalı olan taraf, akıllı bir adamsa, uyanık bir adamsa ne yapar? Hemen anlar yanlış. Ha, bak ben burada yanlış yaptım. Zaten eğer anlamazsa, geri zekalıysa haşa huzurdan, o zaman zaten o kötü yolda gidecek ve başına bir iş açacak ve perişan olacak. Öyle değil mi? Ama uyanık bir insansa ne yapacak? O olay aracılığıyla veya öğüt aracılığıyla neyse verilen öğüdü algılayacak ve bir daha o hatayı yapmayacak. İşte sevgili arkadaşlar, fabllarda masal türünün bir farklı varyasyonudur, bir çeşididir. Hatırlayın biz masal konusunu işlerken ne demiştik? Masallarda genellikle nedir? İnsanlar aracılığıyla ne yapılır? Öğüt verilir, yol gösterilir. Fabllarda ise, fabllar da bir masal türüdür. Ama fabulların özelliği nedir? Ağırlıklı olarak, genel olarak kahramanları hayvanlardır. İşte hayvanlar aracılığıyla masallarda ne yapılır çocuklar? İnsanlara yol gösterilir. İşte hazırlık çalışmasındaki bu fabulda da değerli öğrencilerim, kahramanlarının hayvanlar olduğu bu fabulda da bize bir öğüt vermek, yol göstermek, özellikle gururlu insanların gururlarının yanlışlığını göstermek, yanlış gurur yapmalarını, boylarından büyük kişilere kalkışmalarının yanlışlığını göstermek açısından böyle bir hazırlık çalışmasındaki fabula bize bir örnek metin verilmiş ve bu edebi metin aracılığıyla konu bize kavratılmak istenmiş. O zaman özetlersek, şimdi asıl parçamıza geçmeden özetlersek değerli öğrencilerim, fabullar hayvan kahramanlarının hayvanlar olduğu, hayvanların insanlar gibi düşündürüldüğü ve konuşturulduğu metinlerdir, edebi metinlerdir. Bu edebi metinler aracılığıyla insanlara yanlışları ve yapmaları gerekip de yapmadıkları, yanlış bildikleri veya onları doğruya yönetme amaçlı hususlarda yönlendirme amacıyla bir araya getirilmiş metinlerdir diyebiliriz. Ve bu metinlerde ağırlıklı olarak söz sanatlarından teşhis ve intak sanatı yapıldığını da ne yapalım? Vurgulayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, gelelim bu masal konusunun, bir diğer varyasyonu olan fabl konusunun Türk edebiyatındaki ilk örneği kabul edilen Şeyhi'nin divan edebiyatı ürünlerinden Harname adlı eser. Değerli öğrencilerim, Türk edebiyatında masal türünün gelişmesini önceki derslerimizde işlemiştik. Bu dersimizde de fabl türünün bir örneği olan, Türk edebiyatında ilk fabl türü olarak kabul edilen divan edebiyatı şairi Şeyhi'nin Harname'sini işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, Harname aruz ölçüsüyle yazılan, beyitlerle yazılan, mesnevi nazım biçimiyle yazılan bir türdür. Mesnevi nazım biçimi beyitlerle yazılan, kafiyelenişi A A B B C C D D şeklinde olan ve sınırsız sayıda beyitle yazılan bir nazım şeklidir biliyorsunuz. Yani şair istediği kadar beyit oluşturabilir. Bunun nedeni de, Mesnevi'nin böyle sınırsız bir beyitte yazılmasının nedeni de şairlerin manzum hikaye tarzında şiirlerini yazabilmeleridir.
O zaman Harname aynı zamanda nedir? Manzum bir hikayedir çocuklar. Manzum hikaye konusunu görmüştük hatırlarsanız geçtiğimiz derslerde. Manzum hikaye neydi? Hatırlayalım. Şiir konusunu işlerken şiirle manzume arasındaki farkları işlemiştik hatırlarsanız. Manzum hikaye şiir şeklinde yani mısralarla, dörtlüklerle veya bentlerle veya beyitlerle ölçülü ve kafiyeli olarak yazılan ama içinde bir olay örgüsünün olduğu yani bir olay, zaman, mekan, kahramanların olduğu ve bir öğüt vermek, didaktik özellikler taşıyarak oluşturulan edebi eserlerdi. Dolayısıyla şiirden bu yönüyle neydi? Farklıydı. Hatta hatırlayın ne demiştik? Her şiir bir manzum yazıdır ama her manzum yazı şiir değildir. Çünkü şiirler sanat değeri taşır. Dolayısıyla Harname de bir manzum hikayedir çocuklar. Bir manzumedir, bir manzum yazıdır ve şiirden farklıdır bu yönüyle. Dolayısıyla manzume olduğu için beyitlerle yazılmış, kafiyeleri, ölçüsü olan bir metindir. Dolayısıyla mesnevi nazım şekliyle, divan edebiyatındaki mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. İşte Harname, Türk edebiyatında çocuklar, Şeyhi'nin, divan edebiyatı şairi, Şeyhi'nin yazmış olduğu bir fabl örneğidir. Bu fabl örneğinde bir eşeğin, zayıf düşmüş bir eşeğin, o kadar zayıf düşmüş ki kaburgaları bile görünüyor. Kendisinin bir öküze, öküzlere özenmesi, onlar gibi yaşama isteği duyması anlatılmakta ve kendini öküzlerle eş değerde gördüğü için daha sonra sahibi tarafından cezalandırılmasını anlatmakta. Ve kendisine öğüt veren yaşlı eşeği de dinlememesi ve onun öğütünü tutmaması sonucu başına gelenleri anlatıyor. Şimdi kısaca arkadaşlar okuyalım ve açıklamalara bakalım. Ondan sonra fable konusu nedir? Ayrıntılarına geçelim. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bu konuyu da işlemiştik. Fable nedir genel olarak? Şimdi konu olarak işleyeceğim. Fable ve özellikleri Harname ve Şeyhi üzerinde durarak dersimizin bu bölümünü bitirelim. Daha sonra sıfatlar ve isimlerle ilgili uygulama çalışması yapalım. Evet, şimdi Şeyhi, değerli öğrencilerim, Harname'de şöyle diyor. Bir eşek var imiş zaif-ü nizar, yük elinden katı şikeste büzar. Gâh odunda büyük gâh suda idi, düğünü gün kahr ile kısuda idi. Ol kadar çeker idi yükler ağır, ki teninde tüy komamıştı yağır. Nice tüy kalmamıştı etü deri, yükler altında kana battı deri. Ay duru idi gören bu suretlu, tande gül mü yürür sünük çatlu. Dudağı sarkmış, şu dişmiş enek, yorulur arkasına konsa sinek. Toğra nur idi arpa arpa teni, gözü görünce bir avuç samanı. Kargalar dirneği kulağında, sinegün seyri gözü yağında. Arkasından alınsa pağlanı, sanki it artuğuydu kalanı. Bir gün ıssı ider himayet ana, yani kim gösterir inayet ana. Aldı pağlanını vü, saldı ota, otlayarak biraz yürüdü öte. Gördü otlakta yürür öküzler, odlu gözler, ügerli göğüzler. Sömürüp eyle yerler otlağı, ki çekecek kılın tamar yağı. Boynuzu bazısının ay gibi, kiminin halka halka yay gibi. Böğürüşüp çün virürler avaze, yankulanırdı tağı dervaze. Öküzler keyiflerince yürümekte, keyiflerince dinlenmektedirler. Öküzlerin yular ve palan dertleri de yoktur. Miskin eşek, bunlarla yaratılışta eşit olmamıza rağmen neden bunların başında taç varken biz yoksulluk çekmekteyiz diye sorgulamaya başlar. Çocuklar buradaki taçtan kasıt öküzlerin boynuzları. Yani diyor ki taça benzeyen niye boynuzları var? Bizi Allah eşit yarattı. Biz de Allah'ın kuluyuz. Onlar da Allah'ın kulu. Niye biz böyle sıkıntı çekerken bunların başında taç var diye sorguluyor. Cevap bulamayınca
bilge eşeğe sormaya karar verir. Yani eşeklerin bilgesi, bilgini olan eşeğe gidiyor, soruyor. Niye böyle? Bilge eşeğin huzuruna çıkar. Bugün otlakta göğüslerini gererek yürüyen besili, kuvvetli öküzler gördüm. Başlarında sultanlık tacı vardı. Bu taç neden onlara layık görüldü? Bizim gökyüzünde yıldızımız yok mu ki yeryüzünde boynumuzun olmadı der. Yani bizim niye talihimiz yok mu? Gökyüzünde talih yıldızımız parlamıyor mu? Niye bizim başımızda da böyle boynuz yok, taç yok? Niye öküzlerde var diye soruyor. Pir eşek yani bilge eşek, bilgili eşek. Ona şöyle diyor çocuklar. Onlar gece gündüz arpa ve buğday işlerler. Bu yüzden bunları yerler. Bunların yetişmesinde emekleri olduğu için devlet tacı Allah tarafından onlara sunuldu. Bizim büyük işimiz odundur. İçimizi yakan o değersiz şeydir cevabını verir. Pir eşeğin yanından ayrılan miskin eşek, madem öyle ben de gidip buğday işleyeyim ve dişleyeyim diyerek yakınlardaki ekin tarlasına girer. Ekini yemekle kalmaz, tarlayı da mahveder. Ekinleri ezer, bozar. Karnı doyduktan sonra ağır yüklerini hatırlayarak anırmaya başlar. Sesi duyup gelen tarla sahibi tarlasını görünce ah eder. Eşeğe söver, sövmekle yüreği soğumaz. Eşeği döver, dövmekle de yetinmez. Eşeğin kulağını ve kuyruğunu keser. Evet. Kaçar eşek, acıyarak canı, dökülüp yaşı yerine kanı. Uğrayı geldi pir eşek nagah, sordu halini kıldı derd ile ağa. Yirmürü inleyü didi, ey pir, harı rubah, digi, pür tezvir. Batıl isteği haktan ayrıldım, boynuz umduğum kulaktan ayrıldım. Evet, tabii eşeğin kuyruğu ve kulağını kestikten sonra kaçıyor eşek ve tekrar o bilge pir eşekle karşılaşıyorlar ve o soruyor niye böyle oldu? O da diyor ki vallahi bir yanlış yaptık. Bir yanlış yaptık. Batıla yani kötü yanlış işe bulaştık ve haktan ayrıldık. İşte başımıza bu geldi. Boynuz umarken yani boynuza kavuşmayı umarken kulağımızdan ve kuyruğumuzdan olduk diyor ve böylelikle hikaye bitiyor. Yani çocuklar eşek kendini ne yaptı? Öküzle denk gördü. Aynı fareyle deve gibi ve sonuçta kafasının dikine gitti. Değil mi? Pir eşeğin öğütünü dinlemedi ve sonuçta ne oldu çocuklar? Başına yanlış bir iş geldi. Kulağından ve kuyruğundan oldu. İşte arkadaşlar burada da bize bir öğüt vermek için şeyhi ne yapıyor? 15. yüzyıldan o günün eseri çocuklar. Bir ders verme amacıyla insanlara böyle bir metni yazıyor. O zaman şimdi fable konusunun tanımına bakalım. Sonra bu parçanın sorularını beraberce yapalım. Evet arkadaşlar, fable kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, genellikle manzum bir edebi türdür. Fable'larda bir öğüt yer alır. Bu öğüt genellikle bir atasözü ya da özdeyiş yoluyla verilir. Fable'larda soyut kavramlar, somut olaylar yardımıyla anlatılır. İnsanların başından geçen her türlü olay fable konusu olabilir. İyilik kötülük gibi çatışmalar fable'larda olay örgüsünü oluşturur. Kahramanlar genellikle hayvanlardır. Fakat insanlar da zaman zaman bu kahramanlar arasında yer almaktadır. Ama çoğunlukla nedir kahramanlar? Hayvanlar. Hayvanlar fable'da kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecek şekilde yer alır. Bunun için fable'larda genellikle teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır. Olaya dayanan diğer türlerde olduğu gibi fable'da da öyküleyici anlatımlara başvurulur. Fable türünde de masalda olduğu gibi yer ve zaman belirsizdir. Ders verme amacı güdüldüğü için arkadaşlar dili sadedir.
zaman zaman kalıplaşmış sözlere de, fabllarda yer verilir. Masalda olduğu gibi fabılda da dostluk, dayanışma, korku, öfke, kurnazlık gibi evrensel temalar ve kavramlar işlenir. O zaman fabıllarda, masallarda olduğu gibi tema nedir arkadaşlar? Dostluk, dayanışma, korku, öfke, kurnazlık gibi temalar. Değerli arkadaşlar, fabılların tarihi gelişimine baktığımız zaman 13. yüzyılda yaşamış İranlı şair Sadi'nin Gülistan adlı eserinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanmaktadır. 17. yüzyılda Fransız yazar La Fontaine, Ezop ve Beydeba'dan esinlenerek fabıllar yazmıştır. Amerikalı yazar Richard Bach, Martı, İngiliz yazar George Orwell, Hayvan Çiftliği, Fransız yazar Anton de Saint-Exupéry, Küçük Prens gibi eserleri fabl türünden etkilenerek yazmışlardır. Türk edebiyatında ise fabl niteliği taşıyan örnekler Hint, Arap ve İran edebiyatından esinlenilerek oluşturulmuştur. 13. yüzyılda Mevlana'nın Mesnevisinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanmaktadır. Gülşehri'nin 14. yüzyılda Farsçadan çevirdiği Mantık-ı Tayr adlı eser fabl özelliği göstermektedir. 15. yüzyılda Şeyhi'nin yazdığı Harname, Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğidir. Yani şimdi okuduğumuz eser çocuklar, Türk edebiyatında ilk fabl örneği olarak ne yapılır? Kabul edilir. Ne zaman yazılmış? 15. yüzyılda yazılmış. Tanzimat döneminde arkadaşlar, Şinasi 1859 yılında La Fontaine'in fabllarını Türkçe'ye çevirmiştir. Değerli arkadaşlar, ünlü bir göz hekimi olan divan şairi Şeyhiye, Çelebi Sultan Mehmet'in göz hastalığını tedavi ettiği için Tokozlu köyü tımar olarak verilmişti. Şeyhi, Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerinin saldırısına uğramış, başına gelenleri Harname'de sembolik bir biçimde anlatmıştır. Dönemine göre yalın bir dille yazılan Harname, 126 beyitten oluşan bir mesnevidir. Sanatçı, bu eserde insanlar arasında geçebilecek olayları teşhis ve intak sanatından yararlanarak hayvanlar aracılığıyla anlatmıştır. Anlatma, gösterme, iç konuşma, diyalog anlatım teknikleriyle betimleyici, mizahi, eleştirel anlatım tutumlarından da yararlanmıştır. Sayfa 127'yi ve biraz önce işlediğimiz Harname adlı metnin sorularını cevaplayalım. Şimdi birinci sorumuzda Harname adlı metnin birinci sorusunda şöyle diyor. Metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarında verilenler dışında bilmediğimiz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol edin. Bu soru doğrudan sizinle ilişkili bir soru çocuklar. Yani benim direkt cevap verebileceğim bir soru değil. Neden? Çünkü burada bireysel olarak sizin bilgileriniz, sizin yapmanız gereken bir işlemden bahsediyor. Şimdi siz tekrar bu parçayı okuyacaksınız dersinizden sonra. Tekrar buradaki parçada ifade edilen kelimelere dikkat edeceksiniz, kelime gruplarına ve burada geçen kelimeleri ve kelime gruplarının anlamını tahmin edeceksiniz ve onu not edeceksiniz. Daha sonra doğru yapıp yapmadığınızı ölçmek için bir sözlüğü elinize alacaksınız ve bu kelimeleri karşılaştıracaksınız. Böylelikle doğru yapıp yapmadığınızı, bu cümleleri, kelimeleri, kelime gruplarını doğru anlamlandırıp anlamlandırmadığınızı tespit edeceksiniz. Tamam mı? Bu sizin uygulamanızla ilgili bir husus. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda diyor ki, Harname adlı metindeki olay örgüsünü belirleyiniz ve aşağıdaki tabloya yazın. Şimdi sevgili öğrencilerim, öncelikle ne yapıyor? Yük taşımaktan aciz olan bir eşeğin otlayan semiz yani güçlü öküzleri görmesi. Bununla ne yapıyor? Olaya bir giriş yapıyor. Demek ki ilk madde olarak ne diyeceğiz? Harname Mesnevisinde, Manzum Hikayesinde zayıf düşmüş eşeğin, değil mi? Bak ne diyor? Kaburgaları bile görünüyor. Zayıf düşmüş, kaburgaları bile görünen eşeğin
semiz, güçlü öküzleri görmesi. Bununla ne yapıyor? Hikayemiz başlıyor. Sonra öküzlerin yanlarına giderek onların böyle yularsız ve güçlü görünmelerine anlam verememesi ve niçin bizim böyle olduğumuza, yularlı, işte odun taşıyan, yük taşıyan bir varlık olduğumuz, niçin bunlar yularsız, rahat, böyle semiz duruyorlar? Hatta boynuzları var. Bunu sorgulaması. İkinci olarak öküzlerle kendi aralarında, kendi yaşantıları arasında bir sorgulama yapması diyebilirim. Devam edelim. Üçüncü olarak arkadaşlar, öküzlerin kendilerinin buğday öğüttüklerini, bu işlemin insanlara gerekli olduğunun pir eşek tarafından söylenmesi. Çünkü bunu sorgularken pir eşeğe danışmaya gidiyor eşeğimiz ve bu tecrübesiz eşeğimiz bilgili eşeğe gidiyor. Bilgili eşek buna onların işte insanlara faydalı olan buğday öğütme ve bu çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade ederek onların yaptığı görevlerin farklı olduğunu, alanlarının farklı olduğunu, eşeklerin de farklı olduğunu ifade ederek bunlardan dolayı onların böyle bir durumda olduğunu ifade ediyor. Bunu duyan eşek sonra ne yapıyor çocuklar? Öküzlere özenerek öküzler gibi davranmaya başlıyor ama bu sırada sahibinin tarlasına zarar veriyor, ekinlerine zarar veriyor. Daha sonra zevke gelip şarkılar söylüyor, bağırıyor, anırıyor. Bunu duyan sahibi de gelerek ne yapıyor? Kızıyor ve onun kulağıyla kuyruğunu kesiyor. Yaptığının yanlış olduğunu anlayan eşek kaçıyor ve hikayenin sonunda, yani son bölümde de pir eşekle karşılaşıyor ve yanlışını anladığını ifade ediyor ve böylelikle hikaye bitmiş oluyor. Evet, bunu, bu ifade ettiklerimizi sevgili öğrenciler, bakın ikinci soruda bir dikdörtgen içinde madde madde ayırmış bir şema var. Oraya cümleler halinde ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Devam edelim. Üçüncü soruda arkadaşlar, Harname adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, beraberce bir düşünelim. Acaba burada tema ne olabilir? Sevgili arkadaşlar, burada eşek ne yapmıyor? Elindekiyle yetinmiyor. Değil mi? Yani kendi yapması gerekeni yapmıyor, kendi görevini yapmıyor, kendi yaratılışıyla ilgili görevi yapmıyor, üstlenmiyor. Başkalarının, farklı varlıkların görevini üstlenmeye yelteniyor. Bu da ne olacaktır? Yanlış bir şey olacak. O zaman tema olarak biz şunu diyebilir miyiz? Elindekiyle yetinmek. Elindekiyle yetinmenin önemi burada tema olarak ne yapılmıştır? Ortaya konmuştur. Peki temanın ortaya çıkışında burada karşılaşma ve çatışmalar var mı? Ne demiştik? Temanın ortaya çıkışında karşılaşmalardan ve çatışmalardan faydalanır. Burada çatışma nedir? Eşeğin öküze özenmesi, öküz gibi olması, kendini öyle kabul etmesi ve sahibinin tarlasına zarar vermesi. Aynı zamanda sahibinin eşeğe karşı muamelesi, değil mi? Kulağını ve kuyruğunu kesmesi. Eşeğin bilge eşekle karşılaşması ve onun sözünü tutmaması, değil mi? Bakın bütün bunlar temanın oluşumuna katkı sağlayan unsurlar. Peki arkadaşlar, bu genel bir kavramdı, değil mi? Tema. Soyut ve genel bir kavram. Peki buradan hareketle bu metnin konusu nedir diye sorarsak arkadaşlar, eşeğin kişiliğinde yeteneğinin üstüne çıkmak isteyen bir insanın içine düştüğü kötü durum diyebiliriz. Dolayısıyla tema ve konuyu bu şekilde belirleyebiliriz. Bu şekilde sizler de defterinize yazınız. Gelelim dördüncü sorumuza değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki, batıl isteği haktan ayrıldım, boynuz umdum kulaktan ayrıldım
dizeleriyle anlatılmak istenen nedir açıklayın. Aslında burada ana düşünceyi yani temayı da veriyor. Şimdi batıl isteği haktan ayrıldım ne demek? Önce bunun üzerinde duralım çocuklar. Çocuklar batıl demek hakkın, hak olanın zıttı demektir. Bizim İslami geleneğimizde bu kavram çokça kullanılır. Özellikle din kültürü dersinde muhakkak karşılaşmışsınız. Hak kavramının zıttı yani karşıtı kavramı biz batıl diyoruz çocuklar. Batıl da doğru olmayan, hoş olmayan, uygun olmayan, hak olmayan demek. Şimdi eşeğimiz, genç eşeğimiz ne yaptı? Kendi yeteneğinin üstünde, kendi hakkı olan bir şeyin dışında bir şey istedi. Dolayısıyla batılı, yani hakkın zıttını istediği için haktan, doğrudan, gerçeklikten, kendi gerçeğinden, kendi gerçekliğinden farklı bir şey istediği için ve başkalarının hakkı olan, başkalarının yeteneğine özendiği için yanlış yaptı. Dolayısıyla bunu da boynuz umduğum kulaktan ayrıldım sözüyle anlıyoruz. Yani onlar gibi olmakla, onları taklit etmekle kavuşacağı değerleri, kavuşacağı menfaatleri düşünerek kendisi olmaktan çıktı, başkalarını taklit etti ve sonuçta da cezayı buldu. O zaman değerli arkadaşlar, buradan çıkaracağımız sonuç, herkes bulunduğu ortama, bulunduğu duruma, bulunduğu yeteneğe göre ne yapmalı? Hareket etmeli. Dolayısıyla eşeğimiz bunun zıttını yaptığı için cezasını buldu ve böyle yapan insanlar da cezasını bulacak demek istiyor. Kısaca böyle bir ifade tarzı yeterli olur diye düşünüyorum. Tabii siz de bu minvalde kendi cümlelerinizle bu soruyu ne yapacaksınız? Açıklayacaksınız. Ben size böyle bir yol gösterme adına böyle bir ifade tarzı ortaya koydum. Gelelim beşinci sorumuza. Harnamedeki temel çatışmayı belirleyiniz diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tema konusunu anlatırken ne demiştim ben? Temel çatışma kavramını sizlerle paylaşmıştım. Temel çatışma bir hikayede, bir romanda, bir manzum hikayede temanın ortaya çıkmasını sağlayan en önemli kavramdır. Eğer temel çatışma olmazsa, karşılaşma ve çatışma olmazsa, eğer zaten bir çatışma varsa bir karşılaştırma da vardır arkadaşlar. O zaman tema ortaya çıkmaz. Şimdi bu soruda bize temel çatışmayı soruyor. Çocuklar, Harname'deki temel çatışma adalet ve eşitsizlik kavramlarının işlenmesidir. Bu çatışma sahibi tarafından eşeğin kulakları ve kuyruğunun kesilmesiyle ne yapılmıştır? Sonuçlanmıştır. Yani bir eşeğin öküz gibi davranması, öküzler gibi yaşam sürmesi, onları taklit etmesi bir adaletsizliktir çocuklar. Çünkü eşeğin davranması, eşeğin yaşantısı, eşeğin görevleri, hayattaki görevi farklıdır. O zaman sen kendi görevini yapmıyorsun, başkalarına öykünüyorsun, başkalarını taklit ediyorsun, onlar gibi olmaya çalışıyorsun. O zaman bu yaptığın gerçek bir şey mi, sahte bir şey mi? Sahte bir şey, yanlış bir şey. Aynı zamanda adaletsizliktir çocuklar, öyle değil mi? Olmaz. Öküz, öküz gibi yaşamalı, öküzün gerektirdiği davranışları yapmalı, eşek, eşek gibi yaşamalı, eşeğin yapması gerekenleri yapmalı, eşek gibi yaşamalı. Bir eşek öküz gibi yaşarsa bu olmaz çocuklar. Öyle değil mi? Öküz öküzdür, eşek eşektir. O zaman sen eşeğe söylersek, eğer eşek öküze öykünürse, yani onu taklit ederse, onun gibi olursa bu hoş karşılanmaz. Değil mi? Aa bak diyeceğiz. Eşeğe bak. Öküz, öküz gibi davran. Oğlum sen eşeksin, eşek. Bırak öküz gibi davranma. Hoş karşılanmaz değil mi toplumda? Hayvanlar aleminde hoş karşılanmaz. Değil mi? İtici olur. Onu alaşağı ederler. Nitekim eşeğin sahibi de bu yanlışı görerek ne yapıyor? Müdahale ediyor ve eşeğe eşek olduğunu hatırlatıyor.
O zaman toplumda da, hayvanlar toplumunda da çocuklar eşek eşekliğini yapmazsa, öküzlük yaparsa, o zaman hayvanlar toplumunda da eşeğe eşek olduğunu bildirirler. Yani haddini bildirirler. Demek ki burada Harname şairi, şeyhi de ne yapıyor? Bu hikaye vasıtasıyla insanlara bir öğütte, bir nasihatte aslında bulunuyor ve diyor ki herkes yerini bilmeli, herkes vazifesini yapmalı ve kimse kimsenin vazifesini, kimse kimsenin görevini yapmamalı. Bir başkasını taklit etmemeli. Herkes adalet ve eşitlik kavramına uymalı diyor arkadaşlar. İşte burada temel çatışma kavramı sonucu bize adalet ve eşitlik kavramı ölçüsünde ne yapıyor? Öğüt veriyor. O zaman bu şekilde bir özet yaparak sizlerle defterinize, kitabınızdaki bu soruyu ne yapacaksınız arkadaşlar? İşaretleyeceksiniz ve yazacaksınız. Gelelim sevgili arkadaşlar, Harname'deki dil hangi işlevde kullanılmıştır? Bunun üzerinde duralım. Şimdi değerli arkadaşlar, dilin işlevleri kavramına kısaca biliyorsunuz biz birinci dersimizde, yani birinci ünitemizde değinmiştik. Şimdi dilin işlevleri deyince aklımıza dilin altı tane işlevi gelecek çocuklar. Ve bunlardan dilin heyecan bildirme işlevi ve şiirsellik işlevi ağırlıklı olarak edebi metinlerde kullanılır çocuklar. İşte burada şair mesajını şiir aracılığıyla, şiirsel bir dille verdiği için çocuklar, manzum bir şekilde verdiği için burada dilin şiirsellik işlevi kullanılmıştır. Tamam mı? Çünkü şiirsellik işlevinde mesaj doğrudan doğruya şiirin içindedir çocuklar. Tamam mı? Gönderge, mesaj şiirin içindedir. Bundan dolayı şiirsel bir dille verildiği için Harname adlı metinde dil şiirsellik işlevinde kullanılmıştır. Siz de kitabınızın üzerine veya defterinize bu metinde dil şiirsellik işlevinde kullanılmıştır diyeceksiniz. Gelelim arkadaşlar, şimdi yedinci sorumuza geçiyoruz. Harname adlı eser ile şairin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendirin. Şimdi değerli arkadaşlar, hemen bir önceki dersimizdeki metnimize şöyle bir bakalım. Bakın orada ne dedi? Dikkat edin. Ünlü bir göz hekimi olan divan şairi Şeyhiye, demek ki divan şairimiz Şeyhi neymiş? Hem bir göz hekimi hem de divan şairi. Bak dikkat edin arkadaşlar. Hem bir göz doktoru hem de divan şairi. İşte Şeyhiye, divan şairimiz Şeyhiye, hem bir göz doktoru hem de divan şairi olan Şeyhiye, Çelebi Sultan Mehmed'in göz hastalığını tedavi ettiği için Tokuzlu köyü tımar olarak verilmiştir. Yani çocuklar, Tokuzlu köyünün toprak gelirleri, tarım gelirleri kime veriliyor? Şeyhiye hediye olarak veriliyor. Niye? Çelebi Mehmed'in gözünü iyileştirdiği için. Tamam mı? Şeyhi de o köye gidiyor. Tokuzlu köyüne giderken tımarın eski sahiplerinin saldırısına uğruyor. Ve başına gelenleri de Harname'de sembolik biçimde anlatıyor. İşte bu başına gelen bu olaydan hareketle bu mesneliği yazıyor. Yani aslında şunu da demek istiyor. Sen bir göz hekimisin ve divan şairisin, değil mi? Toplumda belli bir şeyin var. Senin neyine bir köydeki, değil mi? İşte oradaki tarla tapan işleri yani. Tabii ki seni döverler belki de demeye istiyor. Yani senin bu işle bir alakan olmamalı demeye getiriyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu dövülme sonucu, bu saldırıya uğrama sonucu böyle bir hikaye yazıyor ve burada yaşadıklarından hareketle biz insanlara bir öğüt vermek istiyor. İşte değerli arkadaşlar, buradan hareketle şimdi sorumuza tekrar dönersek, sorumuz ne diyordu?
Karname adlı eser ile şairin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendirdim. Şimdi değerli arkadaşlar, demek ki biraz önce okuduğumuz gibi veya önceki ders Şeyhinin hayatıyla ilgili konuya değindiğimiz gibi Şeyhinin yaşantısıyla bu eser arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Çünkü Şeyhi yaşadığı bir olaydan hareketle, başına gelen bir olaydan hareketle bu eseri ne yapmış? Yazmıştı. Dolayısıyla şairlerin veya yazarların yaşadığı şeyler eserlerine ne yapmaktadır çocuklar? Yansımaktadır. Veya biz şairlerin veya yazarların yazmış olduğu eserlerden hareketle onların hayatlarıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili çıkarımlarda ne yapabiliriz? Bulunabiliriz. Çünkü yazarlar ve şairler çocuklar toplumda yaşamaktadırlar. Toplum içinde yaşamaktadırlar. Yani onlar bir robot değil. Dolayısıyla yaşadıkları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, ticari, dini, bireysel unsurlarından, bireysel ve toplumsal olaylarından ne yapmaktadırlar? Etkilenmektedirler. Ve dolayısıyla o çağda yaşadıkları dönemde eser verirken de bu olaylardan, gerek toplumsal gerek bireysel olaylardan ne yapmaktadır? Etkilenmekte ve bu etki eserlerine de sirayet etmektedir. İşte bizler de bir eseri incelerken arkadaşlar, eserle o eseri yazan arasında ilişki kurabiliriz. Çıkarımlarda bulunabiliriz. O zaman sizler de bundan sonra okuyacağınız eserlere bu gözle lütfen bakın. Aynı zamanda eserle beraber şairin hayatını da inceleyin. Eğer böyle yaparsak yaptığımız işi daha doğru yapmış olur ve o okuduğumuz eserden zevk ve tat alırız. Daha iyi kavrarız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte yedinci sorunuza bu şekilde bir cevabı verebiliriz. Siz de kendi cümlelerinizle bu cevabı ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Peki arkadaşlar, şimdi gelelim Harname ile Tasa Kuşu adlı metindeki tür, biçim ve üslup karşılaştırması tablomuza. Lütfen sizler de şimdi kaleminizi, kağıdınızı elinize alın, defterinizi elinize alın ve bu konuyu beraber yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar, önce tür olarak baktığımız zaman Harname fable türünde, Tasa Kuşu ise masal türünde yazılmıştır. Hemen arkadaşlar tablomuza yazalım. Harname fable türünde. Evet, sizler de lütfen kitabınızın üstünde yazın. Tasa kuşu ise masal türünde ne yapılmış? Yazılmış ifade edebiliriz. Özetlersek Harname'nin türü sevgili arkadaşlar fable, tasa kuşunun masal. Biçim olarak Harname mesnevi nazım şekliyle yazılmış manzum hikayedir, manzumedir. Tasa kuşu ise nesir, yani düz yazıyla kaleme alınmış. Üslup olarak Harname yazıldığı döneme göre sade ama günümüz Türkçesine göre ağır ağdalı, içinde Arapça ve Farsça kelimelerin de bulunduğu bir dille yazılmış ve teşhis intak sanatları kullanılmış. Anlatma, gösterme gibi teknikler kullanılmış. Tasa kuşunda ise sevgili arkadaşlar daha sade ve yalın bir üslup olmakla beraber, açık bir üslup olmakla beraber yine burada da söz sanatları kullanılmış. İmgesel çağrışımlar ve çağrışımsal unsurlar yer almış. Burada da gene tasvir ve gösterme anlatım teknikleri, hikayeci anlatım teknikleri ortaya konmuş. Kısaca böyle bir ifade tarzıyla cevaplayabiliriz ve sizler de tabloyu bu şekilde doldurabilirsiniz. Öğrenciler, Şeyhinin doğum tarihi kesin olarak belli değil ama ölüm tarihi 1431. 15. yüzyıl divan şairlerinden Şeyhi ile ilgili olarak kaynaklarda kesin ve yeterli bilgi bulunamamaktadır arkadaşlar. Elimizdeki bilgilere göre asıl adı Yusuf Sinan'dır. Kütahya'da doğmuştur. İran'da tıp eğitimi almıştır. Döneminin özelliklerini yansıtan şiirler yazmıştır. Başından geçen bir olay nedeniyle yazdığı Harname adlı mesnevisiyle tanınmıştır. Bu olay neydi arkadaşlar? Çelebi Mehmet'in ona Tokozlu köyünün tımarını hediye etmesi. Niçin?
bir tıp adamı, doktor olduğu için Çelebi Mehmet'in gözlerini iyileştirmişti ve bunun karşılığında ona hediye olarak Tokuzlu köyü tımarı verilmişti ve giderken eski tımar sahipleri bunu hırpalamıştı, dövmüştü ve sonuç olarak başından geçenlerden hareketle ne yapmıştı şairimiz? Harnameyi yazmıştı. İşte bu Harname ile tanınmış ve bu Harname eseri Türk edebiyatının ilk fabl örneği olarak ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir. Aynı zamanda Harname'den başka Hüsrev-i Şirin adlı bir mesnevisi ve bir de divanı vardır. Yani şiir kitabı vardır değerli öğrenciler. Gerçekten Türk edebiyatında çok önemli ve çok değerli bir şairimizdir. Kısaca bu eseri aracılığıyla bunu da size tanıtmış oldum. Evet, değerli arkadaşlar, dersimizin bu bölümünü bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizde dil bilgisi çalışmalarımızı yapacağız.